Hocam dilerseniz başlayalım. Vay, buyurunuz. Buyurun. Hocam merhabalar. Çocuklarda bacak ağrısı kalsiyum eksikliğinden olabilir mi? Teşekkür ederim. Bacak ağrıları neden görülür çocuklarda hocam? Şimdi ihtimal dahilinde tabii ki kalsiyum eksikliği, kas ağrıları, eklem ağrıları hatta kasılıp kalmalar yapabilir. Ee, ve kalsiyum, magnezyum gibi mineraller tarım zehirlerinin artık tarım ilacı demiyoruz. Tarım zehirlerinin çok yoğun kullanılması nedeniyle maalesef hı hı. bütün toplumu tutuyor. Ama çocuklarda bacak ağrıları sadece kalsiyum eksikliğinden olmaz. Çocuklarda gördüğümüz juvenil romatoid artrit yani bir romatizmal hastalık yine bunları yapabilir. Ayrıca büyüme ağrıları da olabilir. Bunlar büyüme ağrıları, masum ağrılardır. Çocuğun boyu hızlı büyüyünce o zaman büyüme ağrıları dediğimiz ağrılar oluyor. De, ayak bileklerinde, evet, değil öyle. mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Ama şey. burada kalsiyum eksikliğinden şüpheleniyorsanız hekiminize rica edin lütfen. Çocuğunuzun kalsiyum seviyesine bakarak kolaylıkla teşhis koyabilir kalsiyum eksikliğini. Hemen bir diğer soruyla devam ediyoruz. Buyurun. Hocam merhaba. Tip 2 diyabet hastasıyım. Beslenmeme dikkat ederek ilaçlarımı bırakabilir miyim? Hmm. Şifalar diliyorum. Çok güzel soru. Evet. Sizin en sevdiğiniz konulardan Kesinlikle. bir tanesi. Kesinlikle. En çok yazdığım, anlattığım, en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi tip 2 diyabet. Bugün dünyada salgın hastalık gibi artan, en fazla yaygın görülen hastalık ve bizim memleketimiz maalesef dünyada diyabetin en hızlı arttığı ülke. Hı hı. Tip 2 diyabette olay tamamen beslenmeyle ilişkilidir. Tip 2 diyabet bir karbonhidrat ve gluten toksikasyonudur. Karbonhidratları ve tahılları keserseniz yani şekerler, tatlılar, buğday, arpa, çavdar, mısır, pirinçten uzaklaşırsanız, bol yağ, bol protein, bol sebzeyle beslenirseniz bir de günde bir saat yürüyüş yaparsanız tip 2 diyabet hiçbir ilaca ihtiyaç kalmadan tam şifayla düzelir. Ömür boyu diyabet olmaya mahkum değilsiniz. değilsiniz. Güzel haberi verdikten sonra bir diğer soruyla hemen devam ediyoruz. Hocam merhabalar. Meyve yemek sağlıklı mı? Aa, evet <laughs> bu da güzel soru. Bu da çok güzel soru. Son kongrede aynısını yaşadık. Bir çocuk hekimi arkadaşım dedi ki hocam meyve şeker diyorsunuz, meyve yemeyin diyorsunuz ama biz çocuklara vitamin mineral için meyve tavsiye ediyoruz. Onun yerini ne tutacak dedi. <laughs> Maalesef arkadaşlar günümüzde meyvede artık vitamin ve mineral bulmak hayal oldu. Çünkü ilk önce meyvenin fidesini hibritlediler. Örnek veriyorum şeftali. Bizim çocukluğumuzda yarma şeftali yerdik. Bursa'da şimdi yarma şeftali ağacı kalmadı. Neden? Çünkü ağaç... Yarma şeftali ağacı senede 15 kilo meyve veriyormuş ama şimdi diktikleri bilmem ne fidesi senede 60 kilo meyve veriyormuş. Haliyle yarma şeftali ağaçları sökülmüş. İyi de bu ağaç aynı miktarda toprağa kök salarak aldığı vitamini, minerali 15 kilo meyveye dağıtıyordu. Şimdi 60 kilo meyveye dağıtıyor. Dolayısıyla her bir meyvenin içindeki vitamin ve mineral oranı azaldı. Bununla ilgili çalışmalar var. Ama şeker oranı neredeyse iki kat arttı. Yani artık meyve bir sağlıklı gıda olmaktan çıktı. Vitamin, mineral deposu olmaktan çıktı. Onun yerine bir şeker deposu haline geldi. Çok üzücü bir durum bu. Peki meyveyle alamadığımız vitamini, mineralini nereden alacağız? Çok basit. Bir, yağlı tohumlar. Susam, çörek otu, mavi haşhaş tohumu çok güçlü vitamin ve mineral deposudur. İki, kuru yemişler. Badem, ceviz, fındık, fıstık... Kavrulmamış olmak kaydıyla yine aynı şekilde ve yeşil yapraklı sebzelerden alacağız. Bunlar vitamin ve mineral deposudur. Ama meyveden vitamin ve mineral almak maalesef artık mümkün değil. Tam tersine bol bol şeker alıyorsunuz. Çok güzel. Bir diğer önemli soruyla hemen devam ediyoruz. Hocam merhabalar. Ee, omega 3 takviyesini hangi sıklıkta kullanmalıyız? Teşekkür ederim. Bu yani da yine bir, güzel bir soru. Değil mi? Bir dönem ara verelim evet. mi yoksa gerçekten hep mi? Mesela işte yazın D vitamini aldığımızı da düşünürsek aynı hı hı. zamanda yazın bu tarz yağları ara vermek, kışın daha fazla yüklenmek doğru mu yoksa Gerçekten 7 24 senenin 12 ayında kullanmamız gereken vitaminler takviyelerde var mı sizce mesela? Var. D vitamini ee... seviyelerini bu kadar yukarıda tutmayı da ben eklemek istiyorum bu sorunun arkasına. Tabii. Şimdi hem omega 3 hem D vitamini anlatalım o zaman. Tamam. Omega 3 bizim için elzem olan bir yağ asididir. Yağ asitleridir. Omega 3 yağ asitlerini bizim vücudumuz üretemez. Omega 3 yağ asitleri aslında bitkisel yağ asitleridir. Biz ya yediğimiz bitkilerden ceviz gibi, badem gibi, keten tohumu gibi veyahut yediğimiz balık ve balık ürünlerinden omega 3 alırız. Eskiden omega 3 tereyağında bile vardı çünkü hmm. inek, koyun, keçi dışarıda otlardı. Otladığı yerden omega 3 alırdı otlardan, bitkilerden sütüne koyardı. Sütünün tereyağını yapınca biz tereyağının içinde bile omega 3 vardı. Yumurtanın sarısında bile omega 3 vardı. Dolayısıyla biz bol bol omega 3'ü yeterli miktarda alabiliyorduk vücudumuza. Bundan 50 yıl öncesinden bahsediyorum. Emindik yani alabildiğimizden evet, Takviye aşağı yukarı kullanmamıza yukarı gerek yok. Geçen süre içinde ne oldu? Geçen süre içinde jetgillere döndük. Jetgiller gibi hapla beslenir hale geldik. Çünkü artık hayvan merada yayılmıyor. Tavuk dışarıda otlamıyor. Yediğimiz balıkların çoğunluğu çiftlik balığı. Yani insanoğlu ekolojik dengeyi bozdu. Bunun da zararını, ceremesini en çok yine insanoğlu çekiyor. Haplara mahkum olduk. Mecburen omega 3 almak zorundayız. Omega 3'ü hangi sıklıkta alalım? Bu alacağınız omega 3 takviyesine göre değişir. Bir kere mutlaka trigliserit formunda olmalı. Mutlaka içindeki EPA ve DHA yağ asitleri 33'e 22, 3 bölü 2 oranının üzerinde olmalı. Ve mutlaka hava sızdırmaz kapsüllerde kullanmalısınız. Bu kurallara dikkat edin. Trigliserit formunda olmayan hiçbir omega 3'ü kullanmayın. En kaliteli omega 3 kril yağdır, kril oil. Onun için mümkünse kril yağı kullanın. Mümkün değilse triglycerit formundaki omega 3'leri kullanın. Ve unutmayın, sağlığınız için düzenli her gün almanız gerekir. Bizim hastalarımıza tavsiye ettiğimiz doz sabah ve akşam 12 saatte birdir. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ara vermenize gerek yok. Tam tersine ara vermek doğru bir hareket değil. Çünkü omega 3 alamıyoruz dışarıdan. Peki, Peki D vitamini nedir? Hı. D vitamini çok önemli. Bağışıklık sistemimizin en önemli hormonudur D vitamini. Vitamin değildir, yanlış adlandırılmıştır. İnsan vücudunda cildin en üst tabakasında üretilir, yağda çözünen bir hormondur ve güneşin ultra böyle B ışınlarının gelmesi gerekir bu hormonu üretebilmek için. Fakat hava kirliliğinden dolayı günümüzde artık yerleşim yerlerine ultra öyle B ışını düşmez ve bizim de D vitaminimiz oluşmaz. Tüm toplumda bir D vitamini eksikliği var. Ne yapmalıyım? Yazın dahi olsa D vitamini takviyelerini düzenli kullanmakta fayda var. Her 10 kilo için 1000 ünite vücudumuz her gün kullanır. Yani ben 75 kiloyum. 7500 ünite benim vücudum her gün D vitamini kullanır. Buna göre doz hesaplayarak takviye alabilirsiniz. Ya da hesaplayamazsanız doktorunuza danışırsınız. D vitamininizi 100 ile 150 arasında tutmanızda fayda var. Ve bir not daha erişkin insanlarda D vitamini zehirlenmesi diye bir şey yoktur. Literatürde de yoktur, bilimsel bilgi olarak da yoktur. D vitamini zehirlenmesinden bahsetmek akıl tutulmasıdır. Onun için yaz kış kontrollü olarak D vitamini K2 vitamini, magnezyum kalsiyum bunların hepsi bir aks içinde çalışır. Bunların hepsini ara ara tahliller yaptırarak en azından 6 ayda bir baktırarak kullanmakta fayda fayda vardır. vardır. Ee, sosyal medya sayfamızda yeni bir gün Fox'un altına gelen sorularla hemen devam etmek istiyorum. Hocam Buyurun. günaydın demişler. 2000 miligram matofin içiyorum. B12 eksikliği yaşıyorum. Ne önerirsiniz? Şimdi Motofin burada nedir hocam? E, onun etken maddesini söyleyelim. Metformin. Eee jenerik ismini söylemeyelim. O yazan öyle yazmış. Biz de tesadüfen öyle okuduk. Bu bir diyabet ilacı. Diyabet ilacı. Diyabette verilen ilk ilaçtır. B12 eksikliği yaşıyorum. Çünkü bu ilaç e, bağırsak florasında bozulma yapar. Hı hı. Dolayısıyla mide bağırsak yeni etkileri yaratır. B12 eksikliği de kuvvetle muhtemel buna bağlı olarak meydana geliyor. Metformin kullanmak yerine beslenmenizi düzene sokarsanız, karbonhidrattan, tahıldan uzaklaşırsanız metformine hiç ihtiyacınız kalmaz. B12 seviyelerinizin de düzeldiğini görürsünüz zaten. Glütenden uzaklaşın, karbonhidrattan uzaklaşın. Merhabalar, hocama sorum D vitamini K2 formunda olanı almak faydalı deniliyor. Yani bu ikili kombinasyon. Peki hmm. bu formu kan sulandırıcı alanlarda kullanabilir mi? Kullanabilir, çok güzel soru. D3 K2 formunu özellikle tavsiye ediyoruz. Emilimi de daha yüksek olduğu için. Artı az önce de söylediğim gibi D vitamini ve K2 vitamini birlikte aynı aksın içinde çalışırlar. K2 vitamini kemik kalsiyum metabolizmasını ayarlar. K2 vitamininin bir diğer formunda K vitamininin ana formu da kan pıhtılaşmasını ayarlar. Yani aslında K2 vitamininin kan pıhtılaşmasıyla alakası yoktur. Kan sulandırıcı kullananlar K2 vitamini takviyesi alabilirler. Bir sakıncası yok. Sabah el, ekrem, el eklem ağrıları için beslenme nasıl olmalı? Bir kere neden oluyor hocam sabah eklem ağrıları? Genellikle fibromyalji denilen hastalık bunu yapar ama romatizmal hastalıkların hepsinde sabah tutukluğu görülebilir. Hı hı. Romatizmal hastalık otoimmün hastalıktır. Bağışıklık sistemi vücudun dokularına saldırdığı için meydana gelen hastalıklara otoimmün hastalıklar diyoruz. Bunların tamamı bağırsak duvar yapısıyla ilişkilidir, beslenme ile ilişkilidir. Hı hı. Eğer siz sabah tutukluğu yaşıyorsanız bilin ki arkasından romatoid artrit gelecek, romatizmal hastalıklar gelecek ve daha kötü günler gelecek. Dolayısıyla hemen tedbirinizi alın. Yine aynı şekilde gluteni kesin gluten otoimmün hastalıkları tetikleyen ana faktördür. Ekmekten, makarnadan, şehriyeden, bulgurdan uzak durun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.